Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda sizlerle birlikte ilginç bir video yapacağız. Özellikle TL'de Türk lirasında olanlar için ons altın ve gram altında Elliot yöntemini kullanaraktan bulduğum stop noktaları ve ons altın gram altın hedeflerini net bir şekilde bu video içerisinde sizlere bildirmeye çalışacağım. Fakat bu yayına başlamadan önce özellikle buradaki paylaşımların hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi değil, kendi kişisel çalışmalarım olduğunu sizlere hatırlatmak isterim. Çünkü buradaki yatırımlardan zararda, paylaşımlardan zararda görebilirsiniz. O yüzden bu Elliot yaptığımız Elliot sayımına göre ons altın ve gram altının hangi yöne gidebileceği ile ilgili ve hedef noktalarıyla ilgili bu video olacak. İlginç bir video olacak. Sıkı takip gerektiren bir video olacak. O yüzden sizlerin de bir kağıt kalem alıp gram altın ve ons altındaki hedef bölgeleri dikkatli bir şekilde not almanızı sizlerden bu video içerisinde rica edeceğim. Evet sevgili dostlarım, videomuza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atıp kanalımızı da dışarıdan seyreden tüm arkadaşlarımızı kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Evet, ons altında hemen başlayalım. Ons altında kritik rakamımız. Arkadaşlar ons altında bizler için en önemli kritik noktamız 1756 dolar. Bakın bu 1756 dolar ons altında yatırıma girecek veya girmek isteyen arkadaşlar için mutlaka stop bölgesi olarak kullanılacak bir alan. Ons altın bu 1756 dolar üzerinde kaldıkça kendine burayı arkadaşlar destek bölgesi haline getirdikçe bizim ons altında ilk hedef bölgemiz 1814 dolar aralığı. Peki burayla ons altın hedefimiz Elliot'a göre bitti mi? Hayır arkadaşlar. Bitmedi. Bizlerin Elliot'a göre kısa vadede ons altında hedefimiz 1814 üzerinde 1844 dolar seviyesinde olacak. Evet, burası ons altında ilk hedef bölgemiz. Bakın, ilk hedef, birinci hedef bölgemiz 1844 dolar seviyesine doğru giden bir ons altın sizlerle birlikte takip edeceğiz. O yüzden bu verdiğim hedef noktaları hiçbir zaman yatırım tavsiyesi değildir ve stop noktası olarak belirlediğimiz ve bulduğum kritik rakam 1756 destek bölgesi. Bu destekte bir günlük veya 2 günlük kapanış görmediğimiz müddetçe gram altında Elliot sayımıma göre gidecek hedef bölgesi kısada 1844 dolar ve onun üzerinde 1800 99 yani 1900 dolar hedef bölgesi. Arkadaşlar ons altında bu bölge yakınen 1756 üzerinde kaldıkça bizim takip etmemiz gereken önemli bir seviye olarak gözüküyor. Hemen gram altın tarafına geçelim. Gram altın yatırımcıları için önemli kritik seviyeler hangi bölgelerden geçiyor? Sizlerle birlikte bunu da bulalım. Biliyorsunuz FED ayın 15'inde arkadaşlar faiz kararını açıklayacak. Bu faiz kararında bizlerin takip etmesi gereken en kritik kelime dolar-TL kuru için. Yani bu tabi gram altını etkilediği için dolar-TL kurundan bahsetmek istiyorum. Dolar-TL dolar bazlı gram yatırımcısı için de önemli. O yüzden sizlerin yakından takip etmesi gereken en kritik cümle Fed'in faiz arttırımlarını başlayacak mı kelimesi olacak. Gram altın takip edenler de bunu takip etmeliler. Fed'in ağzından kısa zamanlı bir faiz arttırımına gidilecektir yönünde açıklama çıkar ise bu açıklama doları yukarı yönlü güçlendirecektir ve bunun etkisiyle gram altında ileriye yönlü hareketlerine devam edecektir. Bu arada ons altında geri çekilmeler yaşanabilir. Tabii böyle bir açıklama olur ise işte o zaman sizlerin 1750
56 seviyesini özellikle stop olarak kullanmanız şart. Gelelim gram altın tarafına. Şimdi gram altında benim Elliot yöntemiyle bulduğum en kuvvetli destek bölgesi burada 776 TL. Bakın arkadaşlar, şuradan geçen 776 TL. Hani sizler soruyorsunuz ya, nereden alalım, nereden satalım şeklinde sorularınız var. Bunun hedef noktası hangi bölge olur? Ben şimdi sizlere burada nereden alalım, nereden satalım şeklinde bir tavsiyede bulunamam. Zaten kanunen de böyle bir tavsiyede bulunmamız uygun değil arkadaşlar. Sizlere vereceğim seviye çok önemli. Altlardan gram altın alışı yapan arkadaşlar, yani elinde uzun vadeli altın tutanlar için 776 seviyesi önemli bir seviye. Veya altın alacaklar için, gram altın alacaklar için de 776 seviyesi önemli bir seviye. Ve bu seviye ayrıyetten bir stop bölgesi olarak da kullanılabilir. Bunu vermemdeki amaç, bizim Elliot sayımımıza göre eğer yanlış sayım yapmadık isek, gram altında 776 seviyesi altında kapanış gelmediği sürece bizlerin gram altında hedefimiz kısada 840 TL. Bakın arkadaşlar, buradaki 840 TL. Şimdi buradaki şerrimiz nedir? 776 altında gram altının bir kapanış yapmaması. Burada bir kapanış görürsek zaten otomatikman stop olacağız. 776-840 bizim dalga boyu aralığımız olacak Elliot'a göre. Bu 776 altında henüz zaten bir kapanış görmedik. Kapanış görmediğimiz için de hala 840 TL civarı bizler için gram altında ana hedef bölgemiz olarak yukarı yönlü devam edecek. Şimdi sizler gram altın alır mısınız veya almaz mısınız? Bu sizin bileceğiniz iş. Ama gram altında 776 TL üzerinde kalındıkça ana hedef bölgesi 840 TL civarına doğru gidecek olan bir gram altın takip edilmeli. Bizlerin sayımına göre 776, özellikle bu 776 üzerinde 781 gene bir direnç bölgesi, onun üzerinde 827-840 seviyesine doğru giden ana direnç bölgeleri de olacak. Bunları da sizlerle birlikte belirleyelim. 811 ilk direnç bölgemiz olacaktır arkadaşlar. 811'in üzerinde 827 gene bir direnç bölgesi ve onun üzerinde ana hedef bölgemiz olan 840 TL civarına doğru yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Buradaki asıl ana hedef bölgemiz ne dedik? 776 destek bölgesi ve ayrıyetten burayı sizlerle birlikte bir stop bölgesi olarak da kullanabiliriz. İlerleyen dönemlerde bu stop bölgesini daha da yukarılara çekebiliriz. Ama şimdilik bu 776 bölgesi bizler için stop olarak gram altında kullanabileceğimiz bir bölge. Arkadaşlar, uzun çalışmalar sonucu bu rakamlara vardım. Tabii bu rakamları sizlerle birlikte takip edeceğiz. Şimdilik görünen 776 seviyesi altında bir kapanış görmediğimiz sürece bizlerin burada ana hedef bölgesi 840 TL civarına doğru gidecek bir gram altın olarak gözükmekte. Ons altında da rakamları verdim. O rakamları da sizlerle birlikte takipte kalacağız. Ekonomik gelişmeler, ekonomi haberleri, özellikle FED tarafından gelebilecek haberler gene altın üzerinde etkili olacaktır. Özellikle ons altın üzerinde. Bu FED'den gelecek Powell'ın yapacağı açıklamalarda da gene altın, ons altın ve gram altın tarafı yakinen takip edilecek. Bu durumda gene en şanslı gram altın tarafı gözükmekte arkadaşlar. Gram altın tarafında FED'in yapacağı açıklamalar ons üzerinde olumsuz etki yaratsa bile dolar bazlı olarak baskının yukarı yönlü olması yine gram altın tarafına olumlu yansıyacak şeklinde düşünebiliriz. Ons altında da verdiğim seviyeler önemli. Bu seviyeleri dikkatli bir şekilde takip edelim.
Doların buralarda stabil kalması, ons altının yukarı yönlü ataklar yapmasıyla birlikte 840 TL'ler civarına doğru gram altında da çok hızlı hareketler görebiliriz. Evet, bu videomuzda Elliot yöntemiyle bulduğumuz rakamları sizlere paylaştım. Tabii bunları sizlerin de bir yere not alıp yakından takip etmeniz şart arkadaşlar. Bunu takip ettiğiniz zaman grafiğimizin işleyip işlemediğini de sizler de takip edebilirsiniz. Ben de sizlerle birlikte zaten bu grafiği, bu çalışmayı takip ediyor olacağım. Evet, bu videomuzu da artık burada bitirelim. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.